Neden beledir deyirəm? Neden Müslüman Türk coğrafyasının her yerinde gözyaşı var? Kan var, savaş var. Qarabağ bir ayrı yaramızdır. Kərkük bir başka ayrı yaramızdır. Kırım bir başka dertti. Myanmar'ı desem, Arakan mı desem, bir iki gün önce Suriye'de olan, İdlib'de olan o görüntüleri, yani bilmiyorum, insanlığın bittiği bir yerde miyik? Ama ben bir şeyi bilirim. İslam'ın bayrağdarı Türk'tür bilirim. Ve bu coğrafyada söz sahibi Türk'tür bilirim. Sadece bize bir şey lazımdı, bir olmak lazımdı bize. Sözümüzü bir, hareketimizi bir, əməlimizi bir, addımımızı bir atmamız lazımdı ki eskisi gibi güç sahibi olaq. Olaq, olaq. Çünkü Türk her yere medeniyet aparıp, medeniyet götürüp, hiçbir dinde gözü olmayıp, hiçbir milletin dininde, dilinde, mədəni abidələrində, mən burada bir kəlmə demək istəyirəm, mən Qudsə getmişdim, bilirəm, amma söyləməm lazım bunu, mən bilirəm, amma biraz vaxt ayırarsınız da bizə. Qudsə getmişdim, orada bir gəzinti vardı, Əl-Aqsaya getdik, namazımızı qıldıq. Sağ olun. Ondan sonra işte bu tərəfdə Həzrəti Ömərin camisini gördük, İsa Peyğəmbərin çarmıha çəkildiği yeri gördük. Yəni dinin birləşdiyi bir yerdir də ora. Dünyanın bir göbək daşı var da orada. Evet. Və oranı gezdirən xanım efendi dedi ki, ən gözəl çağı bu torpağın, ən gözəl zamanı bu torpağın Osmanlının zamanında olub dedi. Yani bunu onların söylediğini ben söylüyorum. Özümüzü sevək, özümüzə dəyər verək, qədrimizi bilək. Ama her şeyden önce bir addım ataq. Sadece Türkiye'nin sesi çıkmasın bu hadiselerde. Bütün Türk coğrafyasında olan ülkelerin sesi çıksın bu hadiselerde. Hiçbir yerde çocuklar ölmesin, ağlamasın. Dünyanın sonuna mı geldik ya? Bu nedir? Ama gelmedik. Çünkü yo, biz söz sahibiyik. Biz o sözü söyleyeceğiz. Dünya evvel axır. Evvel axır, dünya Türk'ün olacak. Evet.